Değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyor. Şu anda yanımızda sevdiğim değerli bir hacı abimiz var. Bir hoş geldin diyelim bakalım kimdir, nerelidir. Evet hacı, hoş geldin. Safalar getirdin. Eyvallah, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah aşkına olsun. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun değil mi hacı? Aynen. Teşekkür ediyoruz. Hacım ekranında böyle yakışıklı çıkıyorsun maşallah. Yani bu yaşa gelmişsin ama halen daha yakışıklılığın devam ediyor yani maşallah. Allah razı olsun. Senin de maşallah. Eyvallah. O işin esprisi tabii. Önemli olan yakışık, kapı güzelliği değil mi? Siz de zaten inanç güzelleşin. Önce bir izleyiciler asılsın da şu şapkaya bakıyorum da bir tanıyalım bakalım hacım nerelidir, isim soyisim kimin oğlu? Ben Rize Çomurcular köyünden Bakkal Osman'ın oğlu Mustafa Avcılar. Oğlu da Bakkalcı değil mi? Aynen. Bakkalcı, aynen. Allah rahmet eylesin. Amin. Hacım yaş kaç oldu? Yaş 64. Maşallah. Allah uzun gün hayırlı ömür versin. Ama amin. Eskiden beri gene halen daha böyle aynı şekil, şemal sorun yok yani değil Allah mi? Allah şükürler olsun. Allah bozmaz. Peki hala Rize Kömürcüler'de doğdun. Rize Kömürcüler'de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Baba, anne rahmetli. Annem sağ. Maşallah. Anne kaç yaşında? 95 yaşında anne. Feride Kala ya. Allah meşhur. Uzun gün hayırlı ömürler versin. Şimdi izleyiciler bilmesi açısından söylüyoruz. Biz biliyoruz da. Şahsınız kaç kardeşsiniz onu da soralım. 5 erkek, 2 evet. Kız. Hepsi sağ değil mi? Bir tanesi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Emin abim. Allah rahmet eylesin. Pekala Rize'de doğdun. İstanbul'a kaç yılında geldin? İstanbul'da 74 yılında geldim. 74'te. Ne işle uğraştın İstanbul'da? Hep serbest ticaret, bakkalcılık. Babadan kalma. Bakkalcılık. Şimdi de böyle emeklisin. Aynen. Evet. Pekala kaç çocuk var? Soralım. 3 tane. Allah bağışlasın, Allah batların açı geçsin. Amin. Hanım öldü. Evet. Allah rahmet eylesin. Azini paylaşıyoruz. Değerli insandı. Takdiri de mekanı cennet olsun. Rahmetli anacağız. Gideceğimiz yerde orası açsın değil mi? Muhakkak. Peki hele hacım ne söylemek istersin izleyicilere? Anlatacağım bir mesajın var mı? Dünyanın her yerinde izleniyorsun. Ya şimdi Allah herkese hayırlı, uzun ömür, uzun sağlıklı, sıhhatli yaşamak nasip etsin. Allah son nefeste de herkese iman Kur'an nasip etsin. Duamız bu. Ne güzel, ne güzel. Değerli izleyiciler, gerçekten Mustafa Hacı amcamız diyelim, abi diyelim. 64, biz 50 yaşındayız. Bayağı yaş aramızda var. Amca diyelim yine. İnancı güzel yaşayan değerli bir Hacı amcamızdır. Mübarek yere gitmiş. Yani bunu şey olarak demiyorum. Az önce bak ne güzel evladıyla beraber namazı kıldılar, geldiler. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Amin. İnancı amin. Güzel yaşamayı gerçekten çünkü farz olan şey bu. Yani aynen. Bunu değerli izleyiciler şey olarak söylemiyorum ama yani çünkü biz Müslüman olarak namazlar kılmamız lazım. Çocuklarımıza inancını öğretmemiz lazım. Helali haramı. Tabii helali tabii. Haramı. Peki hele Hazim. Memleketi özlüyor musun? Ne söylemek? Yani burada... özlüyoruz tabii. Arada bir gidip geliyoruz da işte rahmetli geçen sene kısmet oldu. Ölmeden önce iki defa gittik geldik. Beraber mi gittik? Beraber. Ne güzel. Beraber. Ne güzel. Yani tabii ya, ata toprağı, baba toprağı. Muhakkak. Değil muhakkak. Mi? Evet. Hazim, şu anda da bulunduğumuz yer biraz Kundura Ayakkabı Hastanesi. Aynen, Ayakkabı Hastanesi tabii. Nasıl ameliyatların başarılı geçiyor. Maşallah, maşallah. Ne söylemek istersin hastane konusunda? Yani, böyle gerçekten espri. Ayakkabı üzerinde Profesör Doktor Miraç Kundura. Teşekkür ederim. Siz de işiniz erbabıydınız. Evet. Şey olabilir mi? Ömrümüz geçti, 30 sene yakın. Aynen. Gözümüz kapalı şey yapıyoruz. İlk kulübü hatırlıyorsun değil mi? 25 sene. Kulübeyi bıraksan sen daha buraya bu yengelen tanışmadan ben seni tanıyordum biliyorsun. Evet. Deftere çalışırdık. Aha. Hayatımız firmalarda çalıştık. Otelde çalıştık. Çok çalıştık değerli izleyiciler. Aynen. Ama seneler geçiyor ama ruh yaşlanmıyor. Niye? Allah'ın bir şeyi o, lütfu o. Ne bileyim ben, şimdi ruh 60 kaç? 4 mu? 4. 64 ruh kaç sence? Yani kendini 25 görüyorsun değil mi? 30 yani. Belki şimdi ben onu Muhammed Dayı vardı Kişmir. Evet. 100 küsur yaşında vefat ettiğinde sordum ki Muhammed Dayı şu yaşın itibariyle bana bir şeyler söyler misin? Dedi ki sen bana ne soruyorsun dedi. 15 yaşında bir çocuğa sordum
Ne cevap alacaksan ben de sana onu söylerim. Aynen. Gerçekten yani bak, yüz küsür yaşındaydı, öyle ben cevap aldım. Yani. Yani bu dünya hakikaten insanları böyle yani tabii ki şunu hiç unutmamak lazım. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmak, bir an sonra ölecekmiş gibi ibadet etmek lazım. Ama maalesef gaflet, dalıp gidiyoruz işte. Tabii Allah sonumuzu hayretsin. Evet, Allah uzun günü, hayırlı ömürler versin Hazım. Şimdi bu yayınların özelliği de değerli izleyiciler, zaten siz bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Öyle mi dünya? Şimdi Hazımızla, Mustafa amcamızla bu yayını yaptık. Çünkü yarın hep ölüp gideceğiz. Bu torunu, yeni doğan nesiller, yani oğlunun, oğlu düşün, dedesini görmek isteyecek. Hayatta yok tabii. Aynen. Ama arşivlerden dedesinin canlı görüntüsünü görmüş olacak ve rahmetli anılacak. Bu yayınların özelliği de olur lazım. Aynen. Sizde nasıl bu yayınlar? Çok güzel bir şey de işte, ama şurada da şöyle söylüyorum. Yani orayı ben şöyle diyeyim. O mübarek Peygamber Efendimiz'in ne bir resmi ne bir şeysi. Galiba öylesi mi daha makbul? Öylesi mi? Şimdi bunu yani Allah'tan başkası bilemez ama biz bunu niye yapıyoruz? İnsanlara hatırlamak. Hatıra. Bir anma. Bak bugün Necati amcamız, Allah rahmet eylesin, onu çekim yapmıştık. Yayınladık onu. İnsanlar yorum yazdı. Rahmetlendi. Ama insanı görmeyince, bir mezarda geçerken bir yazıyı okuyunca hatırlıyorsun. Yani bunu o maksatla, yani hepsinin maksatlı. Anlıyorum. Ben yani. Bu yani şimdi ileriye dönüp 40-50 sene sonra veya daha uzun yıllar sonrasına böyle bir şey, demek ki böyle bir abi veya böyle bir hacı abi vardı. Bunlar arşiv yani. Ha. Çünkü bu kadar hocalar ve alimler var. Yani orada vaiz böyle öyle gidiyor, yani bunun bir şeyi yok. Biz burada önemli bir mesaj veriyoruz yani. Tamam mı? Hayatına konuşuyorsun. Yani kimin oğlusun. İleriye dönük torunlar sizi hatırlayacak. Şimdi ben merhum dedemi görmek istedim. Hiç görmedim onu yani. İşte eskide böyle bir teknoloji yoktu olmadığı için şimdi bu imkan var. Evet. Ama diyorum ya, hani bu dinimiz şeyle caiz midir değil midir? O Allah'a muhamma. Yani bizim o ya, kadar bir bilgimiz yok. Öyle. Fakat o mübarek peygamberin ne bir resmi ne bir şeysi, hiç öyle bir şey olmadı, olamaz. O zamanki şeye göre öyle bir teknoloji zaten yoktu da. Yok. Olsa olur muydu? Orayı da bilemiyorum. Hani şimdi dediğin gibi bu yani önemli olan senin şu kalp düşüncen önemli. Aynen. Anlıyor musun? Aynen. Yani tapmasisinden değil, şey olarak hatırlaması açısından. Evet, yani. Evet, çünkü öyle bir şey olsa, zaten ben bunu birçok hocalarımla görüştüm. Artık teknoloji, resim çektirmemiş bir şey yapamıyorsun. Değil mi? Hı-hı. Resmi dairede olsun, her yerde yani. Televizyonlar anlamlı kullanmadan. Evet. Yani burada oynamıyorsun. Şey ya öyle aslında, yani bir hatıra. Tabii. Hatırlama babayı. Öyle yani onu düşün. Hazım çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok seviyoruz. Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Amin. Değerli izleyiciler, yani İstanbul Miraç Kundura'daki Miraç TV stüdyosundan gerçekleştirdik. Değerli Hazı Mustafa Avcılar amcamızla herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kameraya bir yakışıklı alsalar yayına çıkalım böyle. Yakışıklı olsun. Hayırlı günler, hayırlı